Değerli basın mensupları, bu yıl 16.sını kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftası bilgilendirme toplantısında yine sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere SSK, Bağkur ve emekli sandığını tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Reformu 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiğinden her yıl 16 Mayıs haftasını içine alan haftada biz Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlamaktayız. Bu tür haftalar farkındalık yaratma, bilgilendirme, bilinçlendirme açısından önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu herkese ve her kesime Sosyal Güvenlik Kurumu'nu herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde iletişimin her yöntemini kullanarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız inşallah. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimiz bu yılda yapacağız, devam ettireceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyonlarda bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri 5510 sayılı kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmış olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız inşallah. Yerel yönetimlerle işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyalleri vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Hafta süresince her zaman olduğu gibi en büyük katkıyı yazılı ve görsel basından bekliyoruz. Topluma kazandırılacak her bilinçli vatandaşın kendisi ve topluma sağladığı olumlu katkıda basınımızın önemli payı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sosyal güvenliğe inanmış bir toplum oluşturma çabalarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Biliyoruz ki güçlü bir sosyal güvenlik kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Pandemi döneminde hiçbir vatandaşımız mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için il müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmışlardır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir durumla karşılaşmamıştır. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde bir kez daha dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen genel sağlık sigorta sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002 yılında %70 olan genel sağlık sigortasının kapsamı %99.5'e ulaşmıştır. 2016 yılında yapılan düzenleme ile genel sağlık sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150.12 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. Hafta kapsamında bu yılın ana teması kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi
bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız bir rekabete yol açmaktadır. İl müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımız da gayretleriyle hep birlikte çalışanlara, çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla işbirliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirilmesi, prim teşvik uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkılar sunmaktadır. Sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesiyle birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvik, denetim yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte %50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı %30'lara kadar gerilemiştir. E-Devlet, E-SGK, SMS sistemimiz, sosyal güvenlik, sosyal medya, SGK Web TV, Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi gibi araçlarla 7/24 hizmet vermekteyiz. Tek çatı altında 16. sını kutladığımız Sosyal Güvenlik Haftası'nın ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olmasını, yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diliyor. Siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz.